İşte geldik. Sen acıktın mı bakalım? Doğrusunu istersen ben de acıktım Bubi bu. Şöyle bir sushi yapsak da yesek. Ne dersin? Doğru ya. Bebekler belli bir aya ulaşıncaya kadar balık tüketemiyorlar. Acaba senin dişlerin var mı? Ay! Uy! Anlaşılan bayağı sağlamlar. Şimdi benim canım sushi istiyor. E sen de henüz balık yiyemiyorsun. Buldum. İkimize de uygun sushi yapabilirim. Bakalım malzemelerim var mıymış? Evet var. Salatalık, havuç, kabak, pirinç, tortellini yani lavaş ekmeği, yoğurt ve haşlanmış tavuk. Tamamdır, hiç merak etme. Yemek birazdan hazır olacak. Yemek hazır olana kadar sen şu emzikle idare et bakalım. Şimdi ilk olarak pirincimizi haşlamalıyız. Biraz da su. Tamam. Havuç ve kabağın da yumuşaması gerek. Şimdi tavuk etini biraz didikleyelim. Derisini kullanmadım. Sadece eti. Şimdi de salatalığımızı kalın kalın dilimleyelim. Şimdi de pirinç ve sebzeleri kontrol edelim. Bu tamam. Şimdi de sebzelere bakalım. Evet, yumuşamışlar. Bu da tamam. Haşlanmış sebzeleri ince ince julienne doğrayalım. Julienne doğranmış sebzeler tamam. İlk olarak sushi'me tortellini yani lavaş ekmeğiyle başlayacağım. İçine pirinci ekleyelim. Kaşıkla güzelce yayalım. Şimdi de sebzeleri ve tavuk etini yerleştirelim. Evet, artık sarmaya başlayabilirim. Tadam. Kenarlarını da düzeltelim. Dikkatlice keselim. Sushi'yi dilimleyebilirim.
Bu kenarlarına da batırarak yemek için yoğurt koydum. Şimdi de dilimlediğim salatalığın içini kabak gibi oyacağım. Kalan malzemeyi de bu içine oyduğum dilimlerin içine koyacağım. Ta-ta-ta-taaam! İşte balıksız suşimiz hazır Bubibu. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Önce Bubibu. Al bakalım. Sanırım yemesi bayağı bir uzun sürecek. Koca ayı da yesin. Yoğurda batırsın. Bu sushi tarifi çok güzel oldu ve ekonomik oldu. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Hoşça kalın.